Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay Uyghur meselesine köngül bilgen Germaniyalik alımga besim kılmaqta. Fransiya Xalqaro Radiosining 16 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi Xitoyning jinoyatlarini oshkorlagan Germaniyalik olimga besim qilishga boshlagan. Azadlik gazetining 1-betida bir parcha dokulat e'lon qilingan bo'lib, dokulatda Sharq Turkiston masalalarini tadqiq qilib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan Adrian Zenis tanishtirilgan. Germaniyalik insonshunos Adrian Zenis uzun yıllardan beri Sharq Turkiston masalasini tadqiq qilishga o'zini beg'ishlab, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish jinoyatlarini dadil fosh qilmoqda. Uning tekshirish dokumentlari xalqaroda Xitoyga qarshi kuchlik norozilik qo'zg'amoqda. Uningdan norozi bo'lgan Xitoy uni Sharq Turkiston masalasida bizga to'kmat qildi deb ayiblagan. Dokulatda Adrian Zenis tadqiqoti orqali Sharq Turkistondagi nurg'un masalalarni tadrijiy bayqaganligi Xitoyning necha million Uyg'urni qo'lga olib, oila a'zolaridan ayirib o'tganligini, shafqatsizlarga tug'ut cheklash siyosati yo'l qo'yganligini oshkorlaganligi bildirilgan. Yaponiya bilan Xitoy talash tortishdagi orollar masalasida jiddiy suhbatlashdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, Japonya Devlet Müdafiye Ministeri Kishi Nobu, Xitay Devlet Müdafiye Ministeri Wei Fenghe bilen Sinkaku arılı meselesi de sınlıq söhbetleşken. Haberde kayıt kılınışça, bu iki müdafiye ministeri kütülmegen ehvallarının aldığını ilişmeksi de, iki taraf müdafiye emeldarlarına kızlık liniya telefon liniyası eşit doğrusu da kilişim aslı kılgan. Japonya Müdafiye Ministeri Kishi Nobu söhbette Sinkaku arılının tarih ve halkarada Japonya'nın zemin işgeldikini, Japonya'nın mahiyetlik kontrol kılavatkan zeminde halkalışkı tekişlik ilgilik hukuku meselesi yok işgeldikini, hem de Xitay'nın bu meselede özünü tutuverişi gerektikini, bolması ziddiyet tekimi çoğuyup getirdiğallıkını bildirgen. Kishi Nobu yana Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi'nin Birleşme Akbarat ilan kılış yığınıdı söz kılıp, Japonya belikçilik kemelerinin Sinkaku aralığı kirgeldiki doğrusudaki bayanatını tilge elip, buni qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Bildirilishicha Wang Yi 24 noyabr Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimiso Motegi bilan suhbatlashgan. Motegi Wang Yi'ga Sinkaku aril tabaligidagi Xitoy paroxotlarining qilmishiga norozilik bildirgan va Xitoydan bu qilmishni oxirlashtirishni talab qilgan. Xitoy davlat mudofaa ministerligining organ to'rida bildirilishicha Wei Fenghe Xitoyning igilik huquqi va dengiz okean huquqi va manfaatini qo'g'dashga bel bog'laganligini bayon qilgan. İki taraf uzun müddetlik vaziyetini közde tutup, ihtilafını muvafık bir taraf kılıp, Şarkı Xitay Deniz'ni tiniç, hemkarlık muhitiğe iki kılıç gerektiğini takitleyen bosumu, bırak öz meydanıda çıng turuşkan. Japonya Devlet Müdafiye Ministerliğinin sözüge karğanda, söhbetinin vakti əsildeki bir saatten eşip, yani 35 minut uzartılgan. Xitay telegrafi Amerika'da toxtutup koyuldu. Xitoydagi eng cho'ng telegraf shirkati bo'lgan Xitoy telegrafining Amerika tuprog'ida mashg'ulot qilish ijozatnomasi 15 dekabrdan boshlab to'xtatib qo'yildi. Amerika Federatsiya Uchur va aloqa komiteti bu vaqtdagi qarorida Xitoy telegrafi shirkatining Amerika davlat bexatarligiga salbiy ta'sirlarini paydo qilganligi uchun bu qarorni elishga majbur bo'lganligini tushuntirib o'tdi. Xabarda aytilishicha, Xitoy telegrafi shirkati o'tgan 20 yildan buyon Amerika tabasida Uchur mulozimati bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lib, bu jarayonda Xitoy rejimining talabiga binoan ularni lozimli uchuvlar bilan ta'min etib kelgan. 2020 yilning 5-da Xitoy rejimi boshqaruvidagi boshqa 3 telegraf shirkatining nomi Amerika davlat bexatarligiga tahdid paydo qilganligi uchun to'xtatib qo'yilganligi haqida ogohlantirish uqtirish tarqatilgan edi. Amerika Federatsiya Uchur va aloqa komitetining raisi Ajit Pai bu vaqtda so'z qilib, Amerika hükümetiga qarashliq bir necha ministerlik Xitoy telegrafining davlatimiz uchun bexatarlik tahdidi bo'layotganligi to'g'risida shikoyat qildi. Biz mushu sababdan yuqorqi qarorni oldik degan. Xitoy telegrafining Amerika tuprog'ida uchur mulozimati bilan shug'ullanishiga berilgan ijozatni bekor qilish cho'qqanlari bu yilning 5-da Amerika Adliya ministerligi va boshqa ministerliklarning shikoyatlarida yer olgan edi. Ma'lum bo'lishicha Amerika Federatsiya Uchur va aloqa komiteti bu qarorni e'lon qilish bilan ta'minlab
Yani Huawei şirketinin biz Amerika üçün devlet bir hatarlıki tehdidi payda kılmadık degen mezmundaki arzını red kılgan. Huawei şirketi futbolcu Antoine Griezmann'a inkas kaytırdı. 11. dekabr dünyaya danlık Barcelona futbol klubunun mahiri Fransiyalik futbolcu Antoine Griezmann Huawei şirketinin Xitay'nın Uyghurlarga karatkan çıray tünü sistemisini terakki kıldırışıga yardım kılgallıqı üçün Huawei şirketi bilen bolgan barlıq hemkarlıqını toxtatqallıqını elan kılgan idi. Avrupa haberleri torunun 14. dekabrdeki haberde Huawei'nin Antoine Griezmann'a inkas kaytırgallıqı bildirildi. Huawei şirketi kaytırgan inkası da Huawei teknikilik sistemi işiltip durup veya ki başka herkandaq bir şekilde milli ayrımcılıkı karış çıkıdı. Biz kişilerini milletteki karıda belgeleydiğen sistemlerini yasımayımız ve satmayımız. Teknikimizden herkandaq bir cemiyet azalarına karşı ayrımcılık kılış, kemistiş ya ki zulüm kılışıgı yol koymayımız de bildirilgan. Griezmann'ın yukarıqı bayanatı Huawei'nin Xitay'nın Uyghurlarını nazarat kılışı ve bastırışıgı yardan bir alaydıgan yumuşak titanlı sınaqlı vatkallıqı toğırsızdaki haberlerden keyin ilan kılınan idi. Xitay'nın 500 mingdan artıq adamını mecburi emgekke salganlıqı ispatlandı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da 20 milyondan artıq kişini mecburi paxta terişke salganlıqı aşkarılandı. Amerika'daki tetkikatçı Adrian Zenis tarafından Yarışarı Siyasi Merkezi namlıq tetkikat merkezde elan kılınan en yeni dokulatı görüntüleşçe 2018 yılı Şarkı Türkistan'dan fakat 3 vilayetinde az digende 570 min adam mecburi paxta terişke salganlıqı. Emgeki selinğallar emgek eşidiki koramığı yetkenlerini, yaşanğallarını ve lagırlardan çıkkallarını öz içine aldıken. Adrian Zenis, Xitay rejimi özü elan kılgan hüccetlerge ve şundakla Xitay'daki ahbaratlarda aşkarlanğan sallıq malumatlar asasıda yukarıqı rakamını hesaplap çıkan bulup, Pütkül rayondaki umumi sanının bunun da netçesi yukarılığı tahmin kılınmaqta. Şarkı Türkistan'daki paxta Xitay'daki umumi paxta işlep çıkarışının 85%'ini dünyadaki umumi paxta işlep çıkarışının 20%'ini teşkil kıldığan bulup, dünyadaki danlıq modu markaları asasen digidek bu paxtalarına tayındı. Dokulatı bayan kılınışça, ilgili Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki dair ispatlar fakat tokumuşalık ve kiyimkeçek işlep çıkarışını özçüge alğan tövən derecelik işlep çıkarışkı münasifetlik bulgan bolsa, bu növet tepilgan ispatlar bolsa mecburi halda ve kol bilen paxta terişkı münasifetlik iken. Bu baykaşının təsiri texim okan bulup, o paxtığa münasifetlik herkandaq mahsulatının ve təmillet zincirlerinin ham eşyasının mecburi emgeki çetişliğini körüstüp biridiken. Xalqara qulluqqa qarışdırış təşkilatı tədqiqatçısı Chloe Cranston Reuters agentliqiga qılğan sözidə mundaq degan. Bu isbatlar hər qaysı şirkətlərinin nima üçün bu rayondan mal təminləşni ciddi toxtatışı kerakligini, barlıq hökumətlərinin nima üçün rayondan import qılınğan mallarını çəkilişi kerakligini bizgə eniq görüstüb berdi. Bu tədbirlərni keçiktiriş üçün heç qandaq bahani səbəb yox. Adrian Zeniz'nin dokulatı körüstüşçe paxta teriş köpünce hallarda maşillaştırılgan bosumu, bırak Şarkı Türkistan'da paxta teriş asasen adam küçüge tayindiken. Bulup mu Şarkı Türkistan'dan çıkıdığan yukarı süpetlik paxta pütüllay kol bilen terildiken. 2019 yılı Şarkı Türkistan'da 70% paxta adam küçü arkalık terilgan. Xitay rejimi ilgirki yıllarının əksike Xitay ölkelerden məxsus paxta terişki kildiğen Xitay emgek küçlerini zor derecede kıskartan bulup, paxta terişki selinivatkan Uyghurlar yerlik hükümet ve kadrlarının haydakçiliki ve uğrunlaştırışı bilen teşkillendiken. Dokulatı mundaq deyilgen. Bu dokulatı görsütülgen sallıq malumatlar Şarkı Türkistan'daki paxta işlep çıkarışının mutlaq köp kısmının devlet tarafından mecburi halde icra kılınıvatkan ve yerlik milletlerini nişan kılgan siyasetke asasen yürgüzülüvatkanlıqını küçlük ispat bilen teminleydi. Reuters agentliğinin haber kılışça bu dokulatdaki paketler aldığımızdaki haftalarda Angliya parlamentida ve Avrupa parlamentida oturuğu koyuldiken. Xitay taraf olsa dokulatdaki paketlerini red kılgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin 15. dekabrdaki akbarat yığınıda bunun mecburi emgeklikini red kılgan ve onun kişilerinin muqim hizmetki uğrulışıga kapadetli kılganlıq bulduğanlıqını bildirip, dünyaya Allah burun aşkarı bulup getken cinayetlerini yuşuruşka uğrundi. Wang Wenbin bayanatı diyene dokulat aptori Adrian Zeniz'nin ismini bevası tilge elip, taratkular Adrian Zeniz'nin Amerika hükümeti kurgan 10-çil təşkilatının əzası ikkallikini aşkarıldı deb bildirildi. Nurgun kişilik hukuk mutaxassisleri Adrian Zeniz'nin dokulatıdaki bu paketlerini
Uyghur mecburi emgekigi tayinivatkan halkaralıq markalarga besim işiltişte hal kılgıç rol oynaydı dep karımaqta. Türkiye parlamentida hükümet Xitaydan korkup Uyghurlarını tilga almaslıq bilen ayıplendi. Her yılın ahırda bulgundak bu yıl mı Türkiye parlamentida her qaysi ministerliklerinin kiyinki yıllık hamçotu müzakir kılını bekitilgendiyken xulası yığını çakırıldı. 14 dekabr günü her qaysi partiyalarının parlamentiki grupu mesulleri iştirak kılgan yığında İYİ Partisi'nin grupu başlıqı parlament azası Lütfü Türkkan Efendi söz kılıp Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nu Xitaydan korkup Uyghurlarını tilga almadığını dep ayıpladı. Devletlik haber agentliği bulgan Anadolu haber agentliği 15 dekabr günü elan kılgan bu aktiki haberge asaslanğanda mezkur yığında aldı bilen Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu söz kılıp Taşkışlar Ministerliğinin 2021 yılı hamçotunun parlamenti kubul kılınğanlığı üçün rahmet ediş bilen birlikte Türkiye'nin 2021 yılı taşkı siyasi doğrusunda məlumat verdi. Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun nutqı ahırlaşkan deyken İYİ Partisi'nin parlamentiki grupu başlıqı Lütfü Türkkan Efendi söz edip Taşkışlar Ministerini Uyghurlarını tilga almadın dep ayıplab mundaq dedi. Silerini Xitay korkuncu besip aptu. Küçük şirikinler Xitay Peres Vatan Partisi'nin təsiri astıda kılıp Uyghurlar doğrusu da hiç neme diyelmeydiğen bulup kapsılar. Anadolu Haber Agentliği da 14 dekabr günü elan kılınan haberde yazılışça Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu İYİ Partisi grupu başlıqı Lütfü Türkkan Efendi'nin bu ayıplışıga cevap verip mundaq degen. Men sözümde Xitay'dan Balkanlargıcı bolgan zimindeki bütün qayrındaşlarımızga köngül bölümüz dedim. Men şunumu dep koyay. Men Xitay Taşkışlar Ministeri Wang Yi bilen körüşkende Türkiye'nin Uyghurlar doğrusudaki taleplerini mi otturgu koydum. Mevlüt Çavuşoğlu nutqada öktici partiyalarının hükümetini Birleşken Milletler Teşkilatı da 39 devletinin Uyghurlarını kollap kol koygan birleşme xetiga kol koymadı dep ayıplıganlığı hakkında toxtulup mundaq dedi. Biz o birleşme xetki kol koymadık. Bu xetki kol koygan 39 devletke karşı 45 devlet Xitayını kol dedi. Biz Uyghur meselesini siyasilaştırmay turup Uyghurlar bizden qeyrindaşlarımız dep Xitayga bolgan tənqidimizni, oy pikirimizni eniq otturgu koyduk. Bunu bilişinlerini ümit kılmen. Biz her daim her yerde Uyghurlarını kollayımız. Türkiye parlamentida 2021 yıllık hamçot müzakir kılış yığınının hatırısıga asaslanğanda 21. oktyabr gününden 14. dekabr günü geçe devamlaşkan Türkiye parlamentideki hamçotnu müzakir kılış yığınında 15 etrafıda parlament azası Uyghur meselesini otturgu koyup münasibetlik rehberlerden sual sorgan. Türkiye rehberleri Amerika'ya kattık narazılık bildirdi. Türkiye rehberleri Amerika Koşma Ştatları'nın Ankara'ya imbargo yürgüzüş kararı'a kattık narazılık bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlığı Mustafa Şentop, Amevi Ortaklı Ştorbeti Twitter sahipsi de bu hafta elan kılgan bayanatı da Amerika Koşma Ştatları'nın imbargo kararı'a kattık narazılık bildirip mundaq dedi. İmbargo ne ihtipaktaşlık ruhiga ne ihtipaktaşlıkını kaytadın kazınış iradesi'ge uygun emestur. Devlet müdafiyesi sanayide de Türkiye'ni özüge mehkum dep güman kılıdığan bir an zamanının arıqısı da kalgandır. Muavin Cumhur Reis Fuat Oktay bu axtı söz kılıp Türkiye'nin kat'i tizpikmez iradesini her kandak bir devletinin imbargo kararı kılcımı tavrit elmeydu. Gerçi Amerika Koşma Ştatları devletimizge imbargo yürgüdüş kararı çıkargan bolsumu, lekin milli menfaatlerimizni koğdaş ve devlet müdafiyesi sanayitimizni terakki kıldırış yolda taşlavatkan kademlerimizin dairesi Cumhur Reisimiz Erdoğan'ın rehberliği de tihimi zoruydu. Bu axta Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu söz kılıp, imbargo kararını kolumuzdan tətür tarafı bilen iştirip ettik. Milli meselemizden asaslıq nişanı boyunca şan şerifimizni can tikip koğdavatimiz digerlerini bildirdi. Cumhur Reislik Sarayı Bayanatçısı İbrahim Kalın mundaq dedi. Türkiye'nin devlet müdafiyesi sanayeti sahasında uluğvar nişanlarına yetiş yolu taşlavatkan kademleri kat'i devamlaşıdı. Cumhur Reislik Sarayı Uçur Alaka İşleri İdarısının başlığı Fahrettin Altun, Amevi Ortaklı Ştorbeti Twitter sahipsi de bu axtı elan kılgan bayanatı da mundaq dedi. Devletimiz Türkiye'ye karşı lobilerinin könlünü hoş kılış üçün kurban kılıp etişki kat'i bolmaydıgan derecede muhimdir. Amerika Koşma Ştatlarının bu xavplik hatalıqıdın keçiktürmestin kayıtışıgı işinişini devamlaştırvatımız. Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar bu axtı söz kılıp, Amerika Koşma Ştatlarının ihtipaktaşlık münasibetlerine mevcut herbi ve siyasi reallıklarına kılcı maskelmeydiğen imbargo kararını ayıplaymış.
Bu karar devletlerimiz ara ittifaklaştığının barlık kıymet ölçemlerini yer bilen yeksan kılıverdi. Ciddi hava ve başkurulduğun bomba tehdidi astıdaki devletimiz hem 83 milyon puraimizin bihaterliği için tegişlik bulan her türlük tedbir kullanıvatıdı. Bunun din ki mu kullundu. Bir Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a eza devletki imbargo yürgüdüşünün ittifaklaştık ruhiga ziyan yetkizüştümü bekerek İttifaktaşlar otursudaki işençini pütülle yoktudakallıqı nahayeti ruhşendur. Devletimizin ve aziz halkımızın bu da biya kılış hem bihaterlikini koğdaşkı karata faaliyetlerimiz kat'i irade bilen adakçı devamlaşıdu. Türkiye'de bir gün içinde 235 yuqumlanğıcı kaza kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliği ilan kılığa malumatı göre Türkiye'de yıkınğı 24 saat içinde Xitay virusu sebebinden 235 kişi kaza kıldı. Bunun bilen Xitay virusu sebebinden cenidin ayrılganlarının umumi sani 16.881'e yetti. Yıkınkı 24 saat içinde salametliği tekşürülgen 206.190 kişinin içinde 32.102 kişinin Xitay virusu bilen yukumlanğalıqı baykaldı. Nöbette 5.105 kişi doktorhanda davalanmakta. Davalanıp doktorhandan çıkan 29.247 kişi bilen salametliği yaxşılanğanlarının sani 1.661.191'e yetti. Saylıgıçılar kengişi Joe Biden'ni resmi prezidentliği saylıdı. Amerika'da 538 vekilden teşkil tapkan saylıgıçılar kengişi Joe Biden'ni 46. nöbetlik prezidentliği resmi saylıdı. Amerika'daki 50 ştat ve paytaxt Washington'da 3. noyabr ötküzülgen saylamdinkin toplanğan saylıgıçılar kengişi Joe Biden'nın prezidentliğini tasdiqladı. Amerika'da saylıgıçılar kengişige kirgen tunji Türk vekil Derya Taşkınmı belet taşlaşka katnaştı. Joe Biden saylıgıçılar kengişideki avaz taşlaştinkin Wilmington'da bayanat ilan kıldı. O sözüde tarih boyunca kılığınımızga okşaş yeni sahipi eçiş, ittifaklaşış ve yaxşılınış vaxtı keldi dedi. O özüge avaz bergen bermegen barlıq Amerikalıqlarının prezidenti bulduğallıqı toğırsızı vədi berip, Amerika demokratiyesi Amerika prezidenti Donald Trump'nın hücumuğa uçurgan bosumu tik turuvatqallıqını bildirdi. O Amerika'da siyasetçiler kontrollıqını koluğa almaydı. Belki halıq ularga hukuk berdi dedi. O Amerika halkıgı kılgan ittifaklaşış ve öz ara hemkarlaşış çağırıqını tekrarlap, aldıda Xitay virusini kontrol qilish ve iqtisodiy yardımını kapalatga ega qilishga o'xshash muhim vazifalarining barligini aytdi. Saylovchilar kengashining ovoz berish natijasi 2021-yil 6 yanvarda muavin prezident Mike Pence'ning boshchiligida ochilgan kongre yig'inida qayta tasdiqlanish uchun muzokara qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program akırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.